Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Präteritum. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde bunun ilkiyle başlamıştık. Bu ikincisi, hazırsanız dersimiz başlasın. Präteritum neydi arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım. Präteritum dili geçmiş zaman anlamına geliyor. Hatırlayacak olursanız perfektlik de neydi? Dili geçmiş zaman anlamına geliyordu. Präteritum ve perfect arasında aslında değişen bir şey yok arkadaşlar. Birisi yazılı dilde daha çok geçerliyken diğeri konuşma dilinde geçerli olmuş oluyor. Böyle ufak bir nüansı var. Dilerseniz ilk cümlemizle başlayalım arkadaşlar. Lena bekam ein Stück vom Schokoladenkuchen. Evet, Lena öncelikle bir anlamlandıralım. Bir kadın ismi demek arkadaşlar. Ein Stück vom Schokoladenkuchen, anlaşılacağı üzere şokolade, çikolata, kuchen, pasta, dolayısıyla çikolatalı pasta anlamına geliyor. Dolayısıyla ein Stück vom Schokoladenkuchen, pastadan bir, değil mi, çikolatalı pastadan bir parça alıyor diyecek olursak, bakın bekommen elde etmek, almak anlamına geliyor. Biz bunu hatta ein Baby bekommen, bir bebek almak, yani bir bebeğin doğması anlamına geliyor. Dolayısıyla hediye olarak almak gibi ya da işte elde etmek gibi düşünülebilir. Burada keza o anlam var. Demek ki Lena bir parça, değil mi, çikolatalı pastadan bir parça aldı anlamına geliyor. Dolayısıyla bakın burada bekam ne olmuş preteritumda? Bekam olarak ne oluyor? Ele alınıyor. Tabi Lena üçüncü tekile göre çekimlendiğinde ne olacak bu? Lena bekam, değil mi? Ein Stück vom Schokoladenkuchen, demek ki çikolatalı pastadan bir parça aldı. Kim aldı, değil mi? Lena aldı demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. İkinci örnekte de wohnen neydi? Zaten bunu A1'den beri biliyoruz, değil mi? İlk derslerden biliyoruz. Wohnen ikamet etmek, yaşamak anlamındaydı. Wie lange wohntest du in Zürich? Evet, wie lange, ne kadar süreyle, değil mi? Zürich, burası da neresiydi arkadaşlar? İsviçre'de bir şehir, değil mi? Ne kadar kaldın, ne kadar oturdun Zürich'te diyecek olursak, demek ki wie lange wohntest du in Zürich? Demek ki wohnen olarak nasıl ele alınıyor arkadaşlar preteritumda? Wohntest, değil mi? Tabii bu duya göre çekimlendiğinde ne olacak? Wohntest olarak, değil mi? Ich wohnte, du wohntest, er, sie, es wohnte, wir wohnten, ihr wohntet ve sie wohnten olarak ne oluyor? Çekimleniyordu, değil mi? Üçüncü örneğe bakacak olursak arkadaşlar. Letzte Woche fiel Thomas die Treppe runter. Bakın burada runterfallen fiili var arkadaşlar. Runterfallen düşmek demek. Yani aşağı doğru düşmek. Tabii aşağı doğru derken bu ne olabilir? Bir yüksekten, değil mi, düşmek anlamına gelebilir. Merdiven olabilir, ne olabilir, sandalye olabilir gibi düşünelim. Çünkü runter demek ki aşağı doğru düşmek. Bakalım cümlemiz ne diyor? Letzte Woche, geçen hafta, fiel Thomas die Treppe runter. Nitekim die Treppe merdiven demek arkadaşlar. Thomas, bu bir erkek ismi. Runterfallen demek ki nasıl ele alınıyor arkadaşlar? Ayrılabilir fiillerde, değil mi? Ayrılabilir fiil preteritumda da gene ayrılmış olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla fiil runter, değil mi, olması gerektiği gibi ön takı ne olacak? Cümlenin sonuna gidecek. Burada benim fiilim, yani fiil köküm fallen ne olacak? Fiil olarak ele alınacağından, geçen hafta Thomas merdivenden aşağı düştü derken letzte Woche fiel Thomas die Treppe runter. Thomas, bu da bir erkek ismi arkadaşlar. Demek ki runterfallen aşağı doğru düşmek demekmiş. Bu arada die Treppe arkadaşlar merdiven, yani seyyar merdiven değil de hani apartmanlarda bulunan, öyle diyeyim, ya da işte binalarda bulunan merdivenler, yani bu betondan oluşan merdivenlere die Treppe deniliyor. Diğeri işte bu seyyar olan, işte ne olabilir, badanacıların diyelim, anlaşılır olsun diye, bunların kullanmış oldukları merdivenlere de Leiter deniliyor. Dolayısıyla die Treppe ve Leiter arasında, evet, bunun da ufak bir nüansı var. Onu da
söylemek istedim. Demek ki burada cümlemiz şöyle de başlayabilirdi. Thomas fiel letzte Woche die Treppe runter şeklinde de ele alınabilirdi. Yeter ki ben ne yapayım? Bu alınabilir fiildi. Mutlaka ayırayım ve fiil kökünü mutlaka ne yapmam gerekiyor? Çekimlemem gerekiyor. Neye göre? Tabii ki öznemiz Thomas'a göre, değil mi? Dördüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Max schlief gegen 22 Uhr ein. Evet, einschlafen fiili ne demekti? Schlafen adı üstünde, değil mi? Biliyoruz artık. Schlafen uyumak demek. Einschlafen de uykuya geçmek. Hani böyle koltukta otururken birden böyle geçeriz ya uyku moduna. Dolayısıyla einschlafen o anlamı da gelebiliyor. Dolayısıyla cümlemize baktığımızda arkadaşlar Max, bu da gene bir erkek ismi, schlief gegen 22 Uhr, 22'ye doğru, saat 22'ye doğru ne oldu? Uykuya geçti anlamına geliyor, değil mi? Bu durumda bakın einschlafen ayrılabilir fiili schlief ein olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunu, yani einschlafen fiilini ayrılabilir fiilini çekimleyecek olursak ich schlief ein, du schliefst ein, er sie es schlief ein, wir schliefen ein, ihr schlieft ein, sie schliefen ein şeklinde ele alacağız, değil mi? Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Tıpkı diğer ayrılabilir fiillerde olduğu gibi ein ön takısını ne yapıyorum? Sona atıyorum. Dolayısıyla Max schlief gegen 22 Uhr ein demiş oluyoruz. Demek ki Max saat 22'ye doğru ne yapıyor? Uykuya geçiyor, değil mi? Dalıyor uykuya demiş oluyoruz. Beşinci örneğe bakalım arkadaşlar. Burada da schreiben, evet yazmak fiilini görüyoruz. Früher schrieben Menschen Briefe. Evet, früher eskiden Menschen insanlar Briefe, evet mektuplar, değil mi? Mektup yazıyorduk. Dolayısıyla eskiden insanlar mektup yazardı diyecek olursak bakın schreiben ne olacak? Schrieben olarak ele alınıyor. Dolayısıyla, ama çok dolayısıyla dedim. Menschen burada çoğul olarak ele alındığında, yani üçüncü çoğul olarak ele alındığında die Menschen, değil mi? Ne yapıyoruz? Eskiden insanlar mektup yazardı. Tabi Almanca'da arkadaşlar mektuplar yazardı şeklinde ele alınıyor. Bu durumda die Briefe, değil mi? Çoğul olarak ne diyeceğiz? Früher schrieben Menschen Briefe. Şöyle de diyebilirdik. Menschen schrieben früher Briefe de diyebiliriz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Birinci örnekte demek ki ne görmüşüz arkadaşlar? Bekommen fiilini görmüşüz. Bekommen, Lena, bu üçüncü tekil. Bu bir kadın olduğu için, değil mi? Üçüncü tekile göre yorumlayacağım. Ne olacak? Bekam olacak. Bu durumda Lena bekam ein Stück vom Schokoladenkuchen denildiğinde demek ki çikolatalı pastadan. Tabii şunu da fark ettiyseniz arkadaşlar, burada bir datiflik söz konusu. Der Schokoladenkuchen, der ne oluyor? Deme dönüşüyor. Ondan derken ne olacak? Vom Schokoladenkuchen şeklinde ele alınacak, değil mi? Ein Stück, bir parça. Demek ki çikolatalı pastadan bir parça aldı. Lena şeklinde, değil mi? Böyle bir sıralamayla gitmemiz gerekecek. Bu durumda Lena bekam ein Stück vom Schokoladenkuchen. İkiye baktığımızda bir soru cümlesi var. Wohnen demek ki ikamet etmek, oturmak demekmiş. Ne diyor cümlemiz? Wie lange wohntest du in Zürich? Wohnen demek ki du'ya göre nasıl preteritumda ele alınıyor? Wohntest olarak ele alınıyor. Dolayısıyla ne kadar süreyle Zürich'te ikamet ettin sorusu Wie lange wohntest du in Zürich sorusuymuş, değil mi Almanca'da? Üçe baktığımızda runterfallen demek ki neymiş? Aşağı düşmek demekmiş. Sanki yukarı düşünülüyormuş gibi, değil mi? Ancak Almanca'da bu dil dinamiğinde düşünmekte fayda var arkadaşlar. Demek ki runter aşağı doğru düşmek deniliyor Almanca'da. Bu durumda geçen hafta Thomas merdivenden aşağı düştü. Tabii Türkçe'de de öyle deriz, değil mi? Böyle düşünüldüğünde. Dolayısıyla letzte Woche fiel Thomas die Treppe runter demiş oluyoruz. Fallen demek ki fiil olarak ele alınıyor preteritumda. Neden? Çünkü burada üçüncü tekil olduğundan dolayı. Dörde baktığımızda Max, evet, einschlafen
Neymiş? Demek ki uykuya geçmek Max erkek ismiydi değil mi? Max schlief gegen 22 Uhr ein. Demek ki saat 22'ye doğru uyudu denildiğinde schlief ein değil mi? Demiş oluyoruz preteritumda. Schreiben bu da yazmak demekti. Eskiden insanlar mektup yazardı dediğimizde früher schrieben Menschen Briefe demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Lena bekam ein Stück vom Schokoladenkuchen. Lena bekam ein Stück vom Schokoladenkuchen. Wie lange wohntest du in Zürich? Wie lange wohntest du in Zürich? Letzte Woche fiel Thomas die Treppe runter. Letzte Woche fiel Thomas die Treppe runter. Max schlief gegen 22 Uhr ein. Max schlief gegen 22 Uhr ein. Früher schrieben Menschen Briefe. Früher schrieben Menschen Briefe. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Stephanie kochte jeden Samstag Spaghetti. Evet, burada kochen fiilini görüyoruz arkadaşlar. Stephanie bir kadın ismi. Üçüncü tekile göre kochen preteritumda ne oluyor? Kochte jeden Samstag, her cumartesi, Spaghetti adı üstünde değil mi? Her cumartesi Stephanie ne yapıyordu? Spaghetti pişiriyordu dediğimizde demek ki Stephanie kochte jeden Samstag Spaghetti dememiz gerekiyormuş preteritumda. Sonraki örneğimize bakalım. Der Vater redete mit seinen Kindern. Evet, reden arkadaşlar konuşmak demek. Baba çocuklarıyla konuşuyordu dediğimizde demek ki der Vater redete mit seinen Kindern dememiz gerekiyor. Bakın burada mit ne oluyor? Datif alıyor demiştik değil mi? Çocuklarıyla dediğimizden dolayı den ve ne yapıyorduk? Kelimenin sonuna en getiriyorduk. Bakın burada da zaten o kendini gösteriyor. Seinen Kindern denildiğinde demek ki çocuklarıyla, onun çocuklarıyla, yani bir erkekten değil mi? Bir babadan bahsediyoruz. Baba çocuklarıyla konuşuyordu dediğimizde demek ki der Vater redete mit seinen Kindern dememiz gerekiyormuş. Demek ki reden, redete olarak preteritumda ele alınıyor. 8'e baktığımızda arkadaşlar die Frau fragte wie spät ist es? Evet, fragen soru sormak demek. Bakın burada die Frau fragte, kadın sordu denildiğinde değil mi? Fragen demek ki fragte olarak ele alınıyor. Wie spät ist es? Saat kaç? Tabi arkadaşlar preteritumda ne dedik? Dili geçmiş zaman dedik. Ancak şöyle ufak bir nüans farkı var. Onu da söylemekte fayda var. Preteritum daha çok böyle yazı dilinde, işte romanlarda karşımıza çıkabileceği gibi perfektlikte demek ki ne oluyor? Konuşma dilinde ele alınıyor. Ama bu asla şu demek değil arkadaşlar. Konuşma dilinde mutlaka perfektlik kullanacağız. Preteritum kullanmamız asla işte yanlış olur falan gibi böyle aşırı şeylerden, hani ayrımlardan uzaklaşmakta fayda var. Çünkü her ikisi girift, her ikisi iç içe. Ancak preteritum daha çok işte yazı dilinde, romanlarda karşımıza çıkabiliyor. Burada da o kendini hissettiriyor bakın. Kadın sordu dediğimizde demek ki die Frau fragte wie spät ist es? Saat kaç diye ne yapmış? Sormuş değil mi? Ve son örnekte sıra arkadaşlar. Wir standen jeden Morgen um 6 Uhr auf. Bakın aufstehen, yataktan kalkmak değil mi? Ayrılabilir fiil. Demek ki preteritumda da ne oluyor? Ayrılıyor. Bu durumda wir standen, bakın stehen ne oluyormuş? Standen olarak ele alınıyor. Her sabah jeden Morgen um 6 Uhr değil mi? Saat 6'da. Biz her sabah saat 6'da kalktık değil mi? Diyecek olursak demek ki wir standen jeden Morgen um 6 Uhr auf demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın bir üstünden geçelim. Altıncı örnekte demek ki ne gördük arkadaşlar? Kochen fiilini gördük. Kochen ne oluyormuş demek ki preteritumda? Kochte olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Stephanie kochte jeden Samstag Spaghetti denildiğinde değil mi?
Stephanie ne yapıyormuş? Her cumartesi spagetti pişiriyormuş demiş oluyoruz. Kochen üçüncü tekilde kochte oluyormuş. 7'ye baktığımızda 7. örneği arkadaşlar. Reden fiilini görüyoruz. Reden konuşmak demekti. Cümlede nasıl ele alınmış? Der Vater redete, konuşuyordu değil mi? Mit seinen Kindern, bakın dili geçmiş demek ki, daha doğrusu preteritumdaki bu dili geçmiş formu reden için redete olarak ele alınıyor. Hangi kişi için? Üçüncü tekil kişi için, yani der Vater, baba için değil mi? Der Vater redete mit seinen Kindern, baba çocuklarıyla konuştu demiş oluyoruz. 8. örneğe baktığımızda arkadaşlar fragen fiilini görüyoruz. Fragen demek ki die Frau, yani üçüncü tekildeki değil mi die Frau, kadın sordu dediğimizde fragte olarak ele alınıyor. Bu durumda die Frau fragte. Wie spät ist es? Kadın sordu. Saat kaç? Bakın tırnakları gördüğümüzde arkadaşlar Almanca'da cümle başında demek ki aşağı tırnak ve cümle sonunda yukarı doğru olan tırnak bu şekilde yazılıyor. Buna da yazarken dikkat etmenizde fayda var. Ve son örneğe baktığımızda arkadaşlar aufstehen ayrılabilir fiilini görüyoruz. Neydi bu? Yataktan kalkmak ya da olduğun yerden doğrulmak anlamına geliyor değil mi? Bu durumda bakın wir için ele alındığında standen auf değil mi? Wir standen jeden Morgen um 6 Uhr auf denildiğinde demek ki biz her sabah 6'da kalktık demiş oluyoruz. Wir standen jeden Morgen um 6 Uhr auf cümlesiyle. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Stephanie kochte jeden Samstag Spaghetti. Stephanie kochte jeden Samstag Spaghetti. Der Vater redete mit seinen Kindern. Der Vater redete mit seinen Kindern. Die Frau fragte, wie spät ist es? Die Frau fragte, wie spät ist es? Wir standen jeden Morgen um 6 Uhr auf. Wir standen jeden Morgen um 6 Uhr auf. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde preteritum konusunu ikincisini görmüş olduk. Preteritum burada bitti mi? Hayır, bitmedi arkadaşlar. Sonraki derslerimizde başka başka konularla birlikte preteritumu zaten harmanlıyor olacağız. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.